Sedat Peker. Bence ağırlığı var. Yeraltı dünyasının önemli ismi. Uzunca bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutuluyor. Dün avukatı Tele1'deydi. Gökmen'in konuydu. Gökmen Karadağ'ın konuydu. Ersan Barkın, onun avukatı. Ve sordu tabii Gökmen, yani ne olacak dedi. Sedat Peker önümüzdeki günlerde dedi ki, çünkü Peker geçtiğimiz aylarda veya yıllar, bundan 7-8 ay önce seçimlere 2 ay kala dedi. Ben dedi videoları paylaşacağım, ifşalara devam edeceğim. Ama şu anda dijital bir tecrit altında tutuluyor. Ve onun dediği şu, seçime kadar bu koşulların kaldırılması noktasında karşı blok, yani muhalefet muhalefetin etki sağlaması durumunda sözünü yerine getirmek. Yani eğer muhalefet Birleşik Arap Emirlikleri'ni ikna ederse sözünü yerine getirecek, hatta fazlası olacak, kararlılığı sürüyor dedi. Önümüzdeki günlerde hala umut var. Ben merak ediyorum ve umarım tecrit kalkar. Umarım dijital tecriti Birleşik Arap Emirlikleri kaldırır, ama tabii çok küçük bir ihtimal. Ve kaldırdığı takdirde de o yeni videoların içinden neler çıkacak, neler duyacağız, onu da merak ediyorum. Yeni ifşalar, yeni iddialar aslında hepimizin hayatını, siyasetçilerin hayatını değiştirebilecek ifşalar da olabilir. Zaman gösterecek her şeyi. Ve gelelim başka bir iddianın delillerine geleceğiz. Fenerbahçe biliyorsunuz 4 Nisan 2015 yılıydı. Olayı size şöyle özetleyeyim. Fenerbahçe kafilesi Rize'den dönüyordu ve orada deplasman dönüşüydü. Silahlı bir saldırıya uğradı. Ve çok enteresandır. Geçen zaman içerisinde bakın aradan 8 yıl geçmiş ve Fenerbahçe yönetimi bu kez ortaya ne koydu biliyor musunuz? HTS kayıtlarını koydu. O kayıtları koyduktan sonra da ister istemez bu silahlı saldırı aslında planlanmış mıydı diye bir soru soruyorsunuz. Ambulans! Önce taş, sonra silah denildi. Son yapılan açıklama saldırının pompalı tüfekle yapıldığı yönündeydi. Ancak 5 şüpheli hakkında verilen karar soruşturmayı faili meçhul bıraktı. Fenerbahçe yönetimi ise HTS kayıtları üzerinde yaptığı incelemenin detaylarını paylaştı. 5 tane fail var. 2 tanesi ana fail. Bunlarla ilgili HTS kayıtları, baz istasyonları kayıtları, silahlı da dahil olmak üzere çeşitli deliller, ifadeler 2020 yılında takipsizlik gerçekleşiyor. Polis ne yapıyor? Polis ne yapıyor? Nerede? Polis ne yapıyor? 4 Nisan 2015 yılında gerçekleşti saldırı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından zaferle ayrıldı. Takım otobüse bindi, Trabzon'a doğru harekete geçti. Sürmene yolunda otobüse ateş açıldı. Tüm takım ölümden döndü. Yetkililer sorumlular bulunacak dedi ama gerisi gelmedi. Olayın ardından kısa süre içinde soruşturma başlatıldı, ancak o soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Aradan geçen 5,5 yılın ardındansa o karar kaldırıldı ve Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Gizlilik kararının kaldırılmasıyla dosyaya ulaşan Fenerbahçeli hukukçular HTS kayıtlarını inceledi. Rize'den takımı takip eden ve saldırının gerçekleştiği noktada bulunan iki şüphelinin izine rastlandı. O kayıtları harita üzerinden de mercek altına aldı. O kadar net bulgular var ki. Faillerden bir tanesi Rize stadından itibaren bizim otobüsün konvoyunu takip ediyor. Kurşun atılan noktada bekleyen fail. Bunların arasında konuşmalar var. Kurşunlanma dakikasından hemen önce yaptıkları, defalarca yaptıkları konuşmalar var. Somut bunlar. Fenerbahçe yönetiminin tek iddiası yapılan telefon görüşmeleri de değil. Kullanılan av tüfeği, av tüfeğiyle ilgili sosyal medyada bu faillerin görüntüleri var. Olay yerinde bulunan av tüfeği birebire yakın benzer. Markası da aynı, şekli de aynı, hepsi, her şey aynı. Buna benzer 15-20 tane. Fenerbahçe şimdi gözünü yüksek yargıya çevirdi. Bu bilgilere sahip olabildikten sonra hak ihlalinden dolayı, adil yargılamanın ihlalinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Şimdi oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Vicdanlara sığacak bir karar vereceğinden eminim. Yine gelen mesajlar var. İnsan olan dedik. Bugünkü tabelamız insan olan. Twitter'da ve YouTube'da buna bir şeyler yazabilirsiniz.
Demiş ki kamuda çalışan 150 bin emekçi taşeron, işçilerin sesine ses verir misiniz lütfen? Bizler yıllardır kamuya hizmet veriyoruz. Devlette taşeron olmaz. Hakkımız olan kadromuzu alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz demiş. Onunla ilgili görüşmeler başladı diye biliyorum. Ve önümüzdeki günlerde belki bir müjde size verilecektir. Seçim müjdesi verilecektir diye de bir tahminim var. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz önceki gün 8500 lira her iki bayramda da prim vereceğim dedi. Daha doğrusu buna bayram primi mi diyorlar? Bayram ikramiyesi diyorlar. Hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan'da hem Kurban'da 8500 çarpı 2 para vereceğim. Hesaplara 15 bin lira yatacak dedi. 2 bin lirasını çünkü devlet veriyor. Şimdi şu anki hükümet veriyor. Böyle bir vaadi vardı. Bir başka vaatte daha bulundu. O da çok enteresan. Gözlerden kaçmasın. Atanamayan öğretmenler, bu sizi ilgilendiriyor. 100 bin öğretmeni 2024 yılında atayacağım dedi. Böyle de bir vaatte bulundu. Bu vaatlerin hepsinin lütfen takipçisi olunuz. Mahfi Eğilmez'in bir açıklaması var. Ekonomist, iktisatçı çok önemli. Bunu paylaşmak zorundayım. Diyor ki muhalefetin daha fazla popülizm vaat etmesi yanlış. Amaç enflasyon ile mücadele etmek olması gerekiyor demiş. Mahfi Hocam çok haklısınız ama millet de cebine girecek paraya bakıyor açıkçası. Öyle de bir yoksulluk, öyle de bir fakirlik durumundayız. Bakın işte o fakirliğin, yoksulluğun yaşandığı yer neresi diye soracak olursa.